Şu an Mersin'de yaydadayız ve kaldığımız otel odasından sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Herkes aşağıda beni bekliyor. Ben bir odaya gidip geleyim dedim ve sizlere video çekmeye başladım. Şuralar falan bayağı bir karışık arkadaşlar ama odada bulabildiğim en düzgün köşeyi ve ışık alan köşeyi kendime ayarladım ve hemen sizlerle konuşmaya başladım. O yüzden az zamanım var. Hemen videoya geçiyorum. Umarım faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu videoda sizlerle yazın hem rahat hem de sizi şık göstermesi garanti olan parçaları paylaşmak istedim. Bir numarada bir 4 mevsim klasiği olan beyaz gömlek var. İster şortlarla, eteklerle, isterseniz bikini mayo üzerine kombinlenen gömlekler hem çok kullanışlı hem de temiz ve ferah gösteren bir parça. Özellikle yazın keten kumaştan olanlar daha lüks bir izlenim veriyor. Kalıp olarak ise dar modeller biraz iş yeri görünümü yansıtacağı için pek tercih etmeyin derim. Bunun yerine oversize olanları daha havadar ve rahat olduğu için daha cool ve şık bir görünüm yaratıyor. 2 numarada yine çok klasik bir parça olan gömlek elbiseler var. Gömleğin o asil, o şık görünümünün biraz elbiseye yansımış hali. Özellikle ince denim kumaşlar, keten kumaşlar ya da popli modeller çok rahat kullanabileceğiniz gömlek elbiseler olacaktır. Tek parçada şıklığı yakalayabileceğiniz gerçekten çok kullanışlı bir model bence. İster beline farklı kemerlerle, ister kemersiz birçok farklı stil yaratabileceğiniz bir model. Ve de çok klasik ve zamansız olduğu için her zaman şık durmanızı garantileyecektir. Biliyorsunuz o yaka detayı, önünden geçen düğmeler oldukça cool ve şık bir stil yaratıyor gömleklerde. Gömlek elbiseler de aynen bu şekilde, bu tarzın elbise modeli diyelim. Bu sene en çok old money stiliyle gözlemlediğimiz ve zenginlerin stillerinin vazgeçilmez bir parçası olan özellikle yat gezisine çıkanların bol bol kullandığı çizgili üstler yine dikkate alınması gereken bir model bence. Benim de hem klasik hem de rahat kombinlenen bir model olduğu için çok severek kullandığım bir parça. Şekil bir ağda görüyorsunuz. Aslında beyaz üzerine yazın her çizgi rengi çok sevimli duruyor bence ama lüks stilde genelde beyaz üzerine lacivert veya beyaz üzerine siyah veya beyaz üzerine kırmızı çizgili rengi en çok tercih edilen renk tonları diyebiliriz. Bir başka parça yine hemen hemen her şeyle kolayca kombinlenen ve de stilinizi bir anda daha şık ve üst düzey gösterecek olan beyaz şort. Yazın ihtiyacı olan o taze görüntüyü bir anda sağlıyor ve resmen gözü gönlü açıyor. Genelde renk itibariyle sadece yazın tercih edilen bir parça olduğu için de çok özlenmiş oluyor ve görenlerin içini açıyor resmen. Kumaş çok önemli değil, bir genelleme yapmayacağım çünkü renk itibariyle zaten o lüks havayı yansıtıyor. Keten, poplin, gabardin, kot, hangi kumaşla rahat ediyorsanız fiziğinize yakışan kesimde bir beyaz şort kesinlikle yaz dolaplarınızın kilit parçalarından biri olacaktır. 20-25 dakikadır çekim yapıyorum ve bir anda hepsi gitti arkadaşlar. Şu an ben böyle şoklardayım ama moralimi bozmamaya çalışıyorum. Sizlere tekrar videoyu çekiyorum. Yine ultra lüks izlenim veren bir başka model desenli alt üst takımlar. Genelde cruise tatiline çıkmış bir zengin izlenimini yarattığını düşünüyorum. Kimono short, kimono pantolon, gömlekler, etekler gibi parçaların birleşimlerinden oluşuyor. En güzel taraflarından biri neyle kombinlesem düşüncesinden kurtarması. Bir nevi elbise gibi üzerinize tek seferde giyeceğiniz tam bir takım hem çok bütünsel hem de şık durmanızı sağlıyor. Desenlerden çok hoşlanmıyorsanız düz renkli modelleri de kullanabilirsiniz. Eğer içine ekstra bir parça eklemeniz gerekiyorsa da mutlaka ya kendi renk ailesine uygun, kendi tonlarına yakın bir renk tercih edin ya da beyaz, siyah, krem gibi daha nötr tonları tercih edin derim. Bunlar çok daha bütünsel, çok daha şık durmanızı sağlayacaktır. Genelde bir mini etek hayranı olsam da midi eteklerin daha lüks ve şık durduğunu kabul etmem gerek. Ben kendime çok yakıştırmıyorum, o ayrı ama mini eteğe kıyasla daha ağır ve oturaklı bir imaj yaratıyor bence. Genelde gerçekten lüks bir stile sahip olanların, gerçekten zengin olanların daha seksi bir imajdansa biraz daha mütevazi ve asil modelleri tercih ettiğini söylemiştik. Bakınız İngiltere Kraliyet ailesi. Midi eteklerde özellikle yazın keten, poplin, saten, ince gabardin gibi kumaşlar ve desensiz daha klasik modeller yine daha şık ve lüks durmanızı garantileyecektir. Yazın tatile çıkabilen bir kişiden daha zengin kim olabilir arkadaşlar? Özellikle de günümüz Türkiye'sinde cidden statü göstergesi gibi bir şey oldu bu maalesef. Peki tatil stili deyince aklınıza hangi parçalar geliyor ilk başta? Şöyle bir Instagram'ı düşünün, tatil fotoları falan. Bayağı bir hasır çanta görüyoruz. Bu çantalar genelde sadece yazın tercih edilen ve stilinizi bir anda yaz moduna geçiren bir parça. Özellikle formlu olanları, eğilip bükülüp yamulmayanları,
çok şık ve lüks görmenizi sağlayacaktır. Yazın tercih edeceğiniz çantalarınızdan biri mutlaka bu olsun. Gerçek hasır renginde olan açık tonları benim favorilerimden. Çünkü her şeyle kombinlemek için çok uygun. Ama siyah ya da kahverengi olanlarını da tercih edebilirsiniz. Yine hasır çanta gibi yaz stilinizi lüks ve sofistike gösterecek bir başka aksesuar hasır şapkalar. Biliyorum tahmin etmişsiniz. Şapka kullanımı genel anlamda zaten stilinize bir boyut katan ve cool hale getiren bir detaydır. Ama her şapka aynı etkiyi vermiyor tabii ki. Bazıları daha lüks, bazıları daha sportif gösterebiliyor. Yazın hasır şapkalar kesinlikle lüks ve gösterişli gösteren bir parça olarak aklınızda olsun. Özellikle daha klasik ve sade modellerini ömrünüz boyunca zamansız bir parça olarak kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Kışın kemer kullanımı çok yaygın olsa da yazın bu önemli parçayı bazen atlayabiliyoruz. Ama her kombininize görsel bir detay, bir boyut eklemek için mutlaka değerlendirmesi gereken bir parça. Özellikle taba rengi olanlar yazlık kıyafetlerin üzerinde, hele ki beyaz renginin üzerinde çok zengin bir görünüm yaratıyor bence. Siyah da bir klasik, kullanılabilir ama bence daha karanlık bir görüntü oluşturuyor. Bunun yanında yazın beyaz kemer de tercih edilebiliyor. Bunu da seviyorum ama bu da bence biraz daha çiğ duruyor taba rengine göre. Taba rengi ise hem çok şık, hem zengin, hem de çok rahat her şeyiyle kombinlenebilen bir renk. Yazın olmazsa olmaz parçalardan bir başkası şık terlikler. Hem düz ayak olması çok rahat ve kullanışlı, hem de şık oldukları için spor bir şeyler giyseniz de daha lüks ve özenli gösteriyor kombinlerinizi. Bu senenin şık terlikleri deri tek bant modeller. Önceki videolarımda bunlardan bahsetmiştim. Gold aksesuarları olması da yine bu terliklere şıklık katan bir detay. En rahat kombinleyeceğiniz ve en şık görünen renkler kesinlikle siyah, beyaz ve taba rengi bence. Özellikle taba rengi çok üst düzey duruyor, çok şık, çok modern ve lüks duruyor ve her şeyle kombinlenebiliyor. Bu tarz modelleri alırken kemer, ayakkabı ve çantanızı aynı renkte almaya özen gösterirseniz farklı renklerdeki ya da desenlerdeki kıyafetlerinizi de çok daha rahatça birbiriyle bütünleştirebilirsiniz. Çok daha uyumlu kombinler oluşturabilirsiniz. Daha az parça ile şık bir stil yaratmak isteyenler mutlaka buna dikkat etsin. Evet arkadaşlar, bunlar benim aklıma gelenler. Sizlerin yazı şık gösterecek parça önerileri varsa yorumlara bekliyorum. Şu an yaz modundan sesleniyorum sizlere ve yazın full time çocuk baktığım için videolarım biraz daha seyrekleşebiliyor. Ama ne yapalım, gönüller bir olsun. Elimden geldiği kadar yüklemeye çalışacağım. Sizlerin video önerileri varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşça kalın. Bye bye.